Sallamazsam olmaz yeni haftadan hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Sol tarafımda dünya starı adıyla konuşturan devamlı Madam Marika ve sağ tarafımda Nil Ulusoy. Madam hoş geldin, hayırlı olsun. Merhaba bebeğim, hoş bulduk. Ay çok heyecanlıyım, vallahi bile inanmıyorum böyle güzel bir programda gelip böyle yorum sunmak benim için çok heyecan verici. Çok teşekkür ediyorum Sisi ablamıza. Nil'cim nasıl geçti haftan? Vallahi benim süper geçti. Ben her zaman olduğu gibi biliyorsun sokak hayvanlarıyla ilgileniyorum. Onlarla geçti ama güzel geçti, gayet güzel. Bugün çok enerji ve inanılmaz böyle patlamaya hazır gibi. Çünkü neden? Madam Marika da burada. Bugün burası bence kokacak. Madam zaten bir alem. Yani madamın bakıyorum da şöyle. Herhalde bebeğim ben cayır cayır kadınım. İtiraz olan var mı? Ben ne diyorum? Alev alev yanıyorum. Bu ateş size de geçecek diyorum. Bugün süper bir alev alev yanacağız böyle. Kuduracağız. Dışı madam, içi adam. Evet. Hayır bence, doğru. hayır ben katılmıyorum. Bence Madam Marika dişi bir kadın. Tamamen hem de. Ben yok çok... bebeğim şimdi bir kavram kargaşası var biliyorsunuz. Şimdi onu açıklayayım. LGBT'yi kısaca bakın. Ben komedyen CD, crossdresser, yani ben Nedim Uzun, İngilizce öğretmenim, bu manyak karı karakteriyle insanları güldürüyorum. Yani ben bir komedyenim, onun için Nedim abi dedikleri zaman aldırmıyorum. Çünkü ben dediği gibi dışım cayır cayır kadın ama içim madam yani. Tabii ki bu kızımız cayır cayır kadın, o trans bir kadın, gerçek bir kadın. Bunun ne olduğunu madam, bilmiyorum. Madam konumuza başlamadan, konularımıza girmeden, özetlemeden, VTR'ler gelmeden zamanında bir haksızlık olmuş. Bunu yarın burada anlatacak mısın? Doğru muyum? Evet efendim. Yarın burada kraliçe tacı takılacak. Evet, yıllar önce efendim bir torpille bir güzel kız güzellik yarışmasında ismini yarın vereceğim. Ama o yarışmanın gerçek güzeli Nil Ulusoy'du. Yarın Nil Ulusoy'un tacını duydunuz hep beraber mı takacağız. Güzel olarak. Evet, konularımıza geçelim artık. Aynen. Geçelim yavrum. Adam da hiç susmuyor. Motor gibi tak 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 tak. Aşkım ama bugün eğlence var. Bırak her konuşsun. Abi. İstediği kadar her konuşabilir. Özcan Deniz'in annesi evliliğe karşı. VTR'yi alalım arkadaşlar. Adam, üzülüyorum bu Özcan'a. Anası evlendirmiyor bunu. Ne yapacak? Duvarlara mı tırmanacak? Hayatım bakın buradan Özcan'a Özcan, anan seni evlendirmiyor işte bebeğim. Sen beni al götür anana. Beni görünce aman bunu alma der, o kızı alır sana. Yani beni götüreceksin, anne diyeceksin. Ya onu alacağım ya bu kart karıyı. Kadın ne yapacak? Yani en azından diyecek şu Madam Marika kat karısıyla evlenmesin deyip sana izin verecek çocuğum. Al beni götür ananın elini öpmeye yavrum. %100 garanti veriyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Geçen hafta ben kızı beğenmemiştim ama ben bu hafta çok iyi baktım. Kız çok güzel bir kız. E ne yapacak adam şimdi zaten boşandı. E ne yapacak? Bekar bir adam değil mi? Özcan? Yani. Belki genelde ilk evlenmede böyle anneler baskı yapar ya. Tabii bir kere evlendi, boşandı. Kurşusunu mu kuracak Allah aşkına? İkinciye
Bunlardaki çocuk oyuncağı gibi. Ben seyrediyorum. Bunlar tamam bıkıncaya kadar. Bunlar evleniyorlar. Sıkıldıkları zaman atıyorlar. Bu sanat camiası da böyle. Görüyorsunuz kadın olsun, erkek olsun. Evleniyorlar, aşk yaşıyorlar. Seviyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sonra ne oluyor? Canları sıkıldığı zaman bum gidiyor. Vallahi kız çok güzel. Bakıyorum inanılmaz güzel bir kız. Bence evlenmeli be Özcan. Özcan da çok, çok yakışıklı aşkım. Yakışıklı adam. Çok evet. Aşırı yakışıklı. Ayrıca kız da çok güzel. Zaten İranlı galiba kız. İranlı evet. Ya İran. Sen benim İranlı mısın kızım? Yok benim annem Arap. Aa, bak bir şey söyleyeyim. İranlılar var ya kaşı kızı çok güzel oluyor. İşte benim annem de Arap. Gerçekten hanımefendi bırak evlensin mutlu olsun oğluna yol. Niye karışıyorsun? Ne yapacağız? Sonra diyorlar kaynana kaynana. Kaynanalarda böyle dil var. Karışmayın ya evlensin isteyen istediği evlensin. Değil mi yani? Mutlu olsun. Belki diğer evliliğinden biraz başı yandı ya ondan dolayı da. Yok ayol kıskanıyorlar. Bakın anneler oğullarını ya belki eski Türk filmlerinde var ya hani Sırlar Dünyası gibi falan böyle kötü kaynanalar oluyor biliyor musun? Belki oğluma diyor ki ben diyor istediğim kızı bulacağım oğluma onunla evlenir. Hayır hayatım ne olursa olsun bakın ne olursa olsun anneler oğullarını kıskanıyor. Eğer kız melek de olsa dünya güzeli de olsa kaynanalar hakikaten oğullarını çok kıskanıyorlar. Ben bakın 60 yaşında bir güzel bir kadınım. Ben tecrübe sahibiyim yani kaynanası anneler kendi oğullarının yakasını bıraksın. Marika, düşün artık. Bırakın seviyorsa evlensin ayol. Marika bilmediğimiz... Sonra ne oluyor sana kaynana. Marika, kaynana. Bilmediğimiz senin çocuğun falan mı var? Kaynana falan mısın yoksa? Evet ayol ben de evlendim. Aa. Benim de bir kaynanam vardı. Sonra benim Allah'tan kadar erkek oldu da gitti kurtuldum. Evlen dediler. Evlendim bebeğim. Gerçekten şaka yapmıyorum. Sonra benim kadın... Testosteron sonra erkek oldu bebeğim. Marika sence kaynanalar çok mu kıskanıyor? Kıskanıyorlar. Kaynanaları kaynar kazana atmalı. Aşkım. Yandım gelin. Bir dakika beni niye gösteriyorsun? Bir dakika kaynanayı... Marikacığım bak. Efendim. Beni neden kaynana diye beni niye gösteriyorsun? Özcan Deniz'in anası ben değilim yahu. Yavrum ben ne diyorum? Kaynanaları kaynanalar. Nerede? Kamera nerede? Ayol göremiyorum. Nereye bakacağım? Yer kamera doğru sorsa yer kaynanaları kaynar kazana atmalı. Yandım gelin dedikçe üstüne altına odun atmalı. Nedir bu kaynanalar sizin çektikleri bu oğullarınızın? Doğurduysan doğurdu. Turşusunu mu kuracaksın? Bırak evlensin ayol. Adamın asabını bozuyorsun. Bir şey söyleyeceğim madam. Özcan Deniz zengin bir adam. Belki de annesi anlamıştır. Belki para var. Kızda belki de para için mi geliyor? Yok kızım, parasızlar da oğullarını kıskanıyorlar. Anladın bizim mahallede... Özcan Deniz senin gözünde seksi mi Marika? Vallahi bir poposunu göstermişti bir filmde hatırlıyor musunuz? Aa evet ben biliyorum. Vallahi bak yalan söylüyorsan şöyle olayım. Bak filmde Ostrogot diyeceğim bakın. Kuşsuz dirijin alanı Vizigot, Ostrogot evet. Biliyorsunuz. Filmde resmen Özcan Deniz Ostrogot'unu göster. Ay o ne güzel Ostrogot Özcan. Onun için... Sen direkt popoyu beğendin. Hatta... dedikodu çıktı. Dediler yani acaba Özcan bla 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 mı? Ben o konulara değinmeyeceğim ama Özcan eğer poposunu gösterdiyse ki gösterdi. Bence ben bla de bla burada bla konuşma hakkım var. Yok bence, mu kara çocuk? Tabii ki de. Bla bla dediğin gibi Özcan. Bla bla bla. Aynen bence de var. Ay bir de biseksüel dedi onun nişanlısı. O neydi Şebnem Şıfırt mıydı? Ooo. Ay ben demiyorum. Marika'dan fena açıklamalar geliyor. Ben dedikoduyu sevmem. Hiç, ben dedikoducu bir kadın değilim. Dedikodu yapanı da sevmem. Şebnem Şıfırt dedi. Ben demedim. Özcan Deniz dedi. Biseksüel dedi. Bakarsan, o dedi. Nilcim ben... Şebnem Şıfırt ona bakarsan bakire. Aa. Nilcim acaba yer mi değiştirsek ben Marika'dan korkmaya başlayayım. Kız, kız bunlar var ya Vizikot'tan bakire, Ostrogot'tan şakire diyorum. Anlayan anlasın ayol. Ah ah. Gençlik nereye gidiyor diyorum. Ama ben dediğim gibi Özcan Deniz'i bu aralar yakıştırıyorum buna. Yakışıyorlar. Birbirlerine yakışıyor. Çok yakışıyorlar. Ama Özcan Deniz yakışıklı bir adam. Şimdi evet poposu da güzel. Poposunu da gördüm de. Gösterdi ayol. O gösterecek evet. De biz konuşmuyoruz. Ama sen direkt oraya yapıyoruz. Dikkat çekmişsin. Bir tek o dikkatini çekti zaten. Sen oraya dikkat çekmişsin. Ben severim Ostrogot'u. Sen direkt orada kalmışsın. Niye baktın böyle bana? Yani bir tek çekiciliği Özcan Deniz'in Marika doğru söyle bir şey söyleyeceğim. Söyle. Doğru söyle. Vallahi söyleyeceğim. Kadınlık yönüm mü, erkeklik yönüm mü? Vallahi ben ne olduğumu hep karıştırıyorum. Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi sana? Konuşmaları, Özcan Deniz'le alakalı konuşmaları daha çok
erkeklik yeni gibi. Ben öyle anladım. Bakın ne diyor? Fostora mı diyor? Şimdi burası LGBT bireyli. Bak burada itiraf ediyorum arkadaşlar. Ben aslında biseksüelim. Şimdi yaz kampın olay olduğu zaman biseksüelim desem o zaman onu iyice anlamayacaklar. Ulan diyecekler hem erkekler hem karılar. Ne ayaksın sen? Onun için ben de mecbur kadını oynamak zorunda kaldım. Cayır cayır kadınım ama biliyorsun keşfetmişim. Dışım cayır cayır kadın. İçim alev alev bir adam diyorum. Ben kendimle barışığım. Buradan söylüyorum arkadaşlar ben transseksüel değilim. Transseksüel olan o dünya güzeli. Bunda da ne oldu belli değil anlamadım. Arkadaşlar yarın benim... Bak göster poponu. Poponu. Bak işte kadın. Kadın işte kadın. Benim ne olduğum belli değil mi? Anlayamadım. Senin ne olduğunu ben anlamadım. Ay vallahi kız ne yaptın biliyorsun? Kuliste beni sıkıştırmadın mı? Acımı verecek. Kız. Yarın taçsız gelmem adam Marika. Kız kuliste beni sıkıştırdı. Tövbe adımı çıkartacaksın beni. Nereden sıkıştırdın? Şimdi demedin mi? Nereden buluyorsun? Nereden buyduruyorsun bu kelimeleri? Ben namuslu bir kadınım. Ben iffetli kadınım. Ben aile kadınıyım diye. Niye saçım dikliyorsun? Biriniz... Bak. Biriniz biseksüel, biriniz trans. Siz benim kediciklerimsiniz. Ben tabii ki de ben sizin erkeğiniz. Bakın bir de şunu söyleyeceğim. Allah bakın arkadaşlar kavram kargaşası. Trans demek beyin olarak tamamen kadın demek. Bakın bir eşcinselden benden kadın olmaz. Olmaz. Ben komedyenim. Marika seni çekemediler mi? Yani seni çekemiyorlar mı bu alemde? Ama... Bakın transseksüeller eşcinsel değildir arkadaşlar. Transseksüeller pipili kadınlardır. Yani birazcık fazlalığı var. O da gidiyor aldırıyor. Doktorlar sağ olsun, tıp sağ olsun. Nerelere gittik? Ama çok merak eden var biliyor musun? Bu konuyu aslında bir gün çok ben... Çok merak eden var. Özellikle... Zaten kızım insanın başına ne geliyorsa ya meraktan... ya bula 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 dan geliyor bebeğim. Gözü var galiba yönetmenim bende. Alo! Marika kendini kaybettin. Ben herhalde yok. Marika'cığım kendini yine kaybettin. Canlı yayındayım Marika ya. Marika gerçekten. Aa şu karı ben miyim ayol ne güzellem. Biraz arkadaşlar biraz uslup. Hadi sustum. İlk bölümde kovulmayayım be Merdun. Ben arkadaşlar neyse Özcan Deniz konusuna gelelim. Gerçekten Özcan Deniz konusuna gelelim. ben annesine de biraz hak veriyorum bak nedenini söyleyeceğim. Şimdi bazı kadınlar var para için çıkıyorlar. Veya işte meşhur olmak için çıkıyorlar. Ben annesine biraz hak verdim. Çünkü Özcan Deniz'in daha önceden zaten bu diğer evlilikten biraz başı yandı ve ağrıdı. Olabilir. Kadın temkinli davranıyor olabilir. Ben hak veriyorum. Her kaynana da aynı değil zaten. Her kaynana da aynı kefeye sokmamak lazım. Her kaynana da affedersin kötü de kaynar kazana at da yakalım da ben öyle düşünmüyorum. Ben sevmiyorum kaynana bebeğim. Ben öyle düşünmüyorum. Yani ne amaçla oğlunun evliliğine karşı çıkıyor burası da bir ayrı. Ya olabilir temkinli bence. Davranabilir ya, normal. Temkinlikle ne alakası evliliğine var? Karşı... Oğlunun mutlu olabileceğini eğer ki oğlunun mutlu olabileceğini düşünemiyor mu yani? Ben... Ya aşkım bak anneler genelde öyledir. Temkinli davranmak istiyordur ben kadına ama annesi bakın annesi demiyor ki. Arkadaşlar bakınız annesi demiyor ki bu kızla evlenemezsin demiyor. Evliliğe karşı olduğunu olabilir. Yani. Şu anda ama bu ben bir... ay aşkım ya kendimizi kandırmıyorum. Doğru söylüyor kadın. Sanat dünyasında zaten evliliklerin birçoğu bir sene iki sene sürüyor. Doğru söylüyor kadın. Aa, evlenmesinler ayol ne gerek var? Sanatçılar evlenmesin. Sanatçılardan ne iyi bir koca oluyor ne iyi bir karı oluyor. Kız sıkılıyorlar bebeğim. Sıkılıyorlar bak, aşkım. Aşk yaşıyorlar. Evlenmesin, aşkları bitsin, hadi arada dersin hangi evlilik uzun sürdü? Bir baksana ne ya sanat halimine evlilik baksana. Evlilik ciddi bir iş. Aynen, evlendiğin evet. Zaman ciddi olacaksın ama para var, şöhret var, etrafta çok güzel kadınlar var. Şımartıyorlar bunlar güzel kadınlardan, evet, orijinal kadınlardan da bıkıyorlar. Çakma kadınlara bile asılıyorlar biliyorsun yani. Katılıyorum. Değil mi yavrum? Katılıyorum. Para ne yapıyor? Bize geçen seyrettim. Para kudurtur insanı. Bize gelsinler biz aşkın en büyüğünü yaşıyoruz gerçekten. Yani. Bana gelsin mesela. Ben aşkın en büyüğünü yaşatırım ama. Ben ne aşklar yaşadım ah ne aşklar yaşadım. Kimler geldi kimler geçti. Hepsini terk etti beni biliyor musun? Ondan sonra kafayı yedim. Böyle Madame Marika oldum. Aşkım bebeğim. Sen gayet iyisin. Kafayı falan yedin. Bence çok akıllı bir... Bana göre çok akıllı bir... Şov görsün bana göre. Thank you darling. Gerçekten öyle. Madame Marika. Tabii ki de. Abi bir şey söyleyeceğim.
Arkadaşlar DNA International biliyorsunuz. Biliyorum, İsrail'li. Seksüel dünya güzeli bir şey, kadın benim arkadaşım. Şu an bizi izliyor galiba, evet, değil mi? Bildiğim Türkiye'ye, kadarıyla. Türkiye'ye güzellik yarışmasına gelmişti şarkı söylemek için. Bin bir diye bir club vardı. Seyhan Soylu hanımefendi de bilir. Hanımefendi. Orada tanışmıştık efendim DNA ile. Bir dedi ki programı seyredince bütün İsrail LGBTI bize bir selam söyle, bir de benim Diva şarkımı söyle dedi. Kara çocuk müsaade var mı bebeğim? Onu bir programın biraz, sonuna doğru bir şey söyleyeceğim ama Dana International bana göre çok güzel bir trans kadın. Çok güzel kadın. İsrail karışmıştı biliyorsun. Zaten, ama birinci oldu. Zaten birinci oldu Erevizyon'da. Evet. Düşün ilk dünyada Erevizyon'da ilk trans kadınlardan bir tanesi, evet, birinci Türkiye'ye oldu. Türkiye'ye de geldi. Aynen. Tanıştık. Biliyorum. Evet. Biliyorum. Güzellik yarışmasında şarkı söyledi bebeğim. İkinci konumuza geçelim arkadaşlar. Survivor'da cinsellik yaşanıyor mu? Hemen VTR'mizi alalım arkadaşlar. Evet Dilciğim, Survivor'da cinsellik yaşanıyor mu? Bana kalırsa yaşanıyor. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Hiçbir erkek aylar boyunca bravo cinsellik yaşamadan duramaz. Başka şeyler yapıyorlardır bilemem ama ben sanmıyorum cinselliğin olmadığını. Çünkü cinsellik hayatın bir parçasıdır. Biliyorsunuz Mart ayında kediler coşuyor. İnsanlar her zaman coşuyor. Yani cinsellik yaşamın bir parçasıdır diyorum. Ferdi'ciğim, cinsellik olmadan hayatın hiçbir zevki yoktur. Onun için bence onlar da beni tanıyorum ben. Bana neler anlattı. Dedi ki yiyoruz, içiyor, hani yemek de yemiyorlar falan ya. Yalan, yalan, külli yalan. Yiyorlarmış, içiyorlarmış. Sonra da biliyor musun? Ağaç diplerinde fanfini, ben bak namuslu bir kadınım söyleyebileceğim. Fanfini, finfon. Fini fini finfon. Bu madamdan, yapıyorlar. Madamdan şok kelimeler. Kız vallahi. Ben bilmiyorum ama ben katılanlar anlattı. Abla. Ben gerçekten söyleyeyim hiçbir erkek duramaz. Kadın kesinlikle, duramaz diye düşünüyorum. Sanmıyorum kesinlikle. Ha, kimsenin de günahını almıyorum ama bence cinsellik vardır orada. Kesinlikle vardır. Bebeğim Ferdi. Herhalde. Ki yani oraya giden bütün kadınlar da seksi ve adamlar da hepsi yakışıklı. Adamların hepsi yakışıklı. Buna var ya can mı dayanır, buna nefes mi dayanır? Marika'cığım Survivor'a çağırsalar sen durur musun? Ay giderim ayol. Bütün kampı yalar yutarım. Herhalde. Ablan yangın kadın biliyorsun. Pekala Survivor'da. Sen orada adam bırakmazsın. Survivor'da hoşbeş olduğun böyle çekici, seksi. Ay bana erkek var. Olsun nefes alsın yeter ayol. Erkeğin var ya. Erkeğin yakışıklısı olmaz. Adem'i beğeniyor musun Adem'i? Dedim ya nefes alsın yeter. Benim için fark etmez bu bebeğim. Adem'e bu devirde erkek mi kaldı kız? Ben Adem'ci ve Nagihan'cıyım bu arada. Diyorsun yani. İkisini de çok seviyorum. Çok güzel. Adem elendi mi bilmiyorum ama Nagihan'ı inanılmaz seviyorum. Bütün kampı yalar yutarım. Ama erkeklere yani o şekilde bakmıyorum ama sen yangın bir kadısın bakabilirsin. Evet ya hayatım hiç aklımdan çıkmıyor ki. Bana her şey onu hatırlatıyor. Neyi hatırlatıyor Ferdi? Niye öyle bakıyorsun? Hayır seni dinliyorum neler bebeğim. Neler yapıyorsun peki? Bak Survivor'ı izlerken doğru söyle. Kamera karşısında izliyorsun. Bir şeyler yapıyorsundur. Kız bir şeyler yapamıyorum. Yaşlandım ya artık kamış yok. Allah'ım yarabbim. Yok. Kuş ötmüyor. Ben de kestireyim beni. Vallahi gidip. Biraz. 60 yaşındayım. İşe yaramıyor. Bırak gidip oraları. Geçin oraları. Gidip geç oraları. Geç kestirmeleri falan. Geç Marika'cığım kestirmeleri falan. Bence de. Bırak geç onları. Boş ver. Diyorsun yani. Sen tabii ki de sen Survivor'da çekici bulduğun erkekleri söyle bize. Var mı çekici buldun? Oh.
Ama hepsi, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten hepsi. Nagihan'ı çok seviyorum. Bence onu. Kız lezbiyen misin? Ne Nagihan Allah? Yok aşkım, Nagihan'ı seviyorum. Aa. Ben Nagihan benim hoşuma gidiyor. Ben kadını şeyi buluyorum aşkım. Ne buluyorsun? Bir kere Survivor'da kaliteli buluyorum. Diyorsun yani. Ben, bana göre Survivor kadını. Anladın mı? Bakın şu an yalan konuşmuyorum. Şu an bu konuyla alakalı gerçekten Fransız kaldım. Hayatım boyunca Survivor'ı bir kere bile izlemiştim. Nagihan da bir kere bile. Ay Nagihan da kalıp şu olarak. Şu an kimler oynuyor o da ay bilme. Nagihan da bazen kalıp olarak bana benziyor. Diyorsun yani. Benziyor mu kalıp? Ben sen kasılsaydın Nevciğim. Ay beni Acun çağırsa seve seve giderim. Vallahi ben çağırır. Bak o Ses Türkiye, Acun, bebeğim. Hepsine gitmek istiyorum. Şu kızı çağır. Defalarca buradan bağırdım bağırdım çağır. İnşallah beni alırlar. Nil'i çağır. Ayağa kalkar. Ama topuklu ayakkabılarımla gideceğim. Evet. Bak bunlarla. Evet. Bunlarla ne? Koşacağım bak bu şekilde. Evet çok güzel. Bu şekilde. Ama vücudum da benim biraz yani, şey böyle. Kadın görsünler kadın. Bence Acun'a seslenelim buradan. Bence kesinlikle Nil Ulusoy'u keşfetmen lazım. Görmen ama, lazım. Ama şey tabii var. Tabii Marika'da. Ama cinsellik varsa ben yokum aşkım. Ben namuslu bir kadınım. Cinsellik varsa ben varım. Geliyorum. Koşa koşa. Koşa koşa. Sen zaten dünden razısın Marika'cığım. Evet ya. Dünden seviyorum. Razısın. Bebeğim seviyorum. Yani biliyorsun. Ne? Arsız ve gamsız, yanık yenge, yanık görünce kim? Bunların hepsi konu, benim, konu Survivor, ben. Konu Survivor. Sormadan geçemeyeceğim. Konu Acun'u beğeniyor musun? Ha? Acun'u beğeniyor musun? Acun'u ben beğeniyorum. Benim bir arkadaşım var. Din programında demesin mi Acun'a aşığım diyerekten, hatırlıyor musunuz? Şey karıştı. Orası ama bir şey yani. Söyleyeceğim ya ama şimdi, ama bak bir şey söyleyeceğim. Büyük ihtimalle bu lafı, büyük ihtimalle bu lafı söyleyebiliyoruz diye düşünüyorum. Erkekler bence mastürbasyon yapıyordur orada. Ay o mastürbasyon ne anlamadım ben bebeğim. Sen Türkçesini söyler misin? Aşkım bence yapıyorlar. Yani kadınlarınkini bilmem ama erkekler bunu yapıyorlardır. Hanımefendiler de yapıyorlar, karılar da yapıyorlar diyecek mazda. Cinsellik varsa ben yokum dedin. Ben aşkım yani ben oraya yarışmaya gidiyorum. Yarışmak istiyorum orada. Koşmak istiyorum. Kadınlığımı yaşamak istiyorum orada. Spor yapmak için. Bana ne cinsellikten ayol? Cinsellik istedikten sonra dışarıda ama çok var. Ne alakası var? Bugün evli bir kadın bile iki ay affedersin kocasıyla ilişki yaşamamış olsa, yatağa girmemiş olsa. Evli insanlar bile, evli insanlar. Beşinci ay kocasını gider aldatır yani. Evli insanlar uzun bile bir süre. Ayol, evli insanlar işte. Bile sus bak sana bir sonra. Sevgi. Bak o evli insanlar var ya, ben bir keresinde beni çağırdılar. Bak üstü kapalı anlatacağım. Kadın beni öldürüyordu az kalsın. Neden? Dedi de ki adam bir grup faslı yapalım yani grup faslı anladın mı? Önce kadın kabul etmiş hayatım, sonra beni görünce güzelliğime dayanamayıp tamam kıskançlık yaptı, git ekmek bıçağını al efendim mutfaktan. Beni böyle odanın içinde var hazır kovaladı, zor kurtardım. Ne enteresan evlilikler var. Sen de ne işin var el alemin evinde? Ne bileyim ne biliyorsun? Ama bir de bir şey daha söyleyeceğim ya, Survivor'da kadınlar renkli olunca ne yapıyorlar? Ben çok merak ediyorum orada. Tampon götürüyorlar. Aşkım sonuçta yarışıyorlar, suya giriyorlar. Hı hı. Ben çok merak ediyorum. Sizce ne oluyordur orada renkli oldukları kızım, zaman? Kızım tampon, ben bile tıkıyorum bazen, tampon işe yarıyor. Herhalde. Değiştirsek konuyu. Sen de bunu yani hayır, var bence, ya. Böyle dinliyorsun yani. Hayır bence onun şeyi sonra var. Hayır bak. Dinliyorsun. Ben duymuşum renkli geciktirici şeyler var. Kullanılan haplar var bence. Bence onlardan. Hadi bir şarkı söyleyelim. Hadi kızlar. Bu da hiçbir şey bilmiyor lan. Alo. Araya bir şarkı katıyorum. Hiçbir şey bilmiyor. Arabaya taş koydum civanım. Arabaya taş koydum. Ben bu yola baş koydum. Gitme o tarafa, ben, gitme o tarafa. Bu tarafa gel. Ben bu yola baş koydum. Hadi kalk. Seni gelecek diye. Anam ayakkabılara bak. Civanım seni kalk oynayacaksın. Seni gelecek diye. Civanım. Sayanımı baş koydum. Civanım. Sayanımı baş koydum. Kekli vak vak. Ufak, 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 bas içinde kalsın. Aç kollarım, sayın boynu ama ister öldür ister az. Aç kolları, sarın boynuma ister öldür ister bas. Bas yeter. Ay ben içinde kaldım. Herhalde arada çıkmak lazım. Ne oynuyorsunuz varmış ya. Ne oynuyorsunuz varmış ya. Vallahi billahi. Dünden razıymış bu oynamaya aşkım ya. Oynak karıyım biliyorsun.
Marika'nın grup faslı muhabbeti hakikaten de... Çok güzel ama güzel. Bak ben sana bir şey söyledim. Bugün Marika buradaysa arkadaşlar eğlence devam. Her hafta buradayız artık ama Madame Marika her gün değişik şeylerle gelecek. Herhalde. Adım gibi eminim. Her adım hafta gibi derken... eminim. Her gün yani hafta sonu hafta içi her gün buradayız. Bütün peruklarımı her gün başka bir peruk takacağım. Bir gün... Kaç tane peruk var? Ay ne var? Para kazandıkça peruk var. Barber'a gittiğin zaman peruklarına gidiyorsun. Aa, Kerim zaten kafamda saçma. Ya şeye gitti ya oraya. Yılmaz Morgül gitti yani, ya saçından çıkacak da az daha. Onların hepsi kel biliyorsun. O, bilmiyorum Yılmaz Morgül. Senin suya girdiğin zaman bütün periklerin çıkacak. Fatih Ürek kel. Bak ne diyor? Hepsi bak kel. Ne ama diyor? Dinlemiyorsun ki beni. Kulağım yaşlandım söyle. Suya girdiğinde bütün periklerin kafandan çıkacak. Nasıl gireceksin suya? Ayol çıksın ben dediğim gibi. Ben gerek yok ki ben kafamı kazıyacağım yazın. Burada size ben Nedim Bey'i de göstereceğim. Ulan oğlum Nedim Bey'i de göreceksin oğlum. Lan bıktım artık bu Madame Marico'dan. Madame Marico, Madame Marico, nedir lan bu Madame Marico? Ben delikanlı adamım. Flaşa girerim, peruğumu da çıkartırım, kafayı da kazırım. Bazen biz kraliçe sisi. Aa, o her zaman güzel. Olay, o var ya, olay. Playboy'a kapak oldu, kıskançlıktan ağladım. Kıskanıyorum ayol, yemin ediyorum. Seni görmediler değil mi? Ya ben o zaman bu kadar cesur değildim. Ben üniversiteye gidiyordum, son sınıftaydım. O da kapak oldu sisir. Kapağı görünce içini de bir açtım. Olamaz dedi, bir insan bu kadar güzel olamaz dedi. Hatta annem ya ne alıyorsun dedi. Hayır, hani bakar mısın sisi ye dedi. Sloganımız hakikaten ne? Hakikaten çok güzel. Hala güzel ama. O içi adam. Playboy'a kapak olmuştun ya, o ne güzellikte be sisi. Yemin hala güzelsin ama. Güzel kadınsın. Bakın bir de şu var, sisi seni görmüşken söyleyeyim. Bakın TRT zamanında arkadaşlar hiç kimse böyle TRT bakın siyah beyaz. O her zaman kendini kabul etmiş bir insandır. O zamanki Türkiye'de çıkıp TRT'de şarkı söyleyen, dans eden, kraliçe tarzında dolaşan kim vardı? Ama sen o tacı bana... Ama ben o zaman daha Madame Marika olmamıştım. Ama yok. Çok başarılıydın ve senin var ya bak benim annem ve babaannem homofobik oldukları halde. Marikacığım, yeğenimizde biraz böyle aksaklıklar olabiliyor canlar. Evet. Olabilir, sorun yok. Olabilir. Daha yeniyiz. Evet. Daha çömeziz evet. İnşallah. Ah işte. Tolgan Sayışman'a şaşırdan Tolgan açıklama. Sayışman yakışıklı bir adam. Yakışıklı. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Artık Tolgan Sayışman nerede biliyor musun? TikTok'a geldi. O da mı TikTok'ta? Artık TikTok'ta. Nasıl da bir platform bir şey bu herkesi oraya çekiyor. Marikacığım sen tanıyor musun Tolgan'ı? Bebeğim ben şuradan hatırlıyorum önce. Bülent Ersoy bunu beğenmemişti. Bülent Ersoy.